Ve potayı değerlendirebilir miyiz sevgili Murat Özarı? Evet. Asena, Cansu, Aziz, Ertuğ, Halil. Şimdi e, potaya baktığımız zaman Asena, Aziz, Cansu, Ertuğ ve Halil dedin sen de beş tane mavilerden yarışmacı potaya girdi. Şimdi Asena ile başlayayım. E, Asena'nın elenmesini ee, ben çok zor bir ihtimal olarak görüyorum. Yani tabiri caizse deveye hendek atlatmak, çölde iğne bulmak gibi bir şey olarak görüyorum. Çünkü ben hep biliyorsun Asena Survivor diyorum. Asena şu anda Survivor'a damga vurmuş bir yarışmacı. Ve Asena iyisiyle kötüsüyle şu anda benim tahminime göre oradan ayrılması gereken bir yarışmacı değil. Asena şu anda yine bu akşamda birazdan da senin e, vereceğim VTL'lerde de genelde asena var. Yani asenasız bir survivorın bundan sonra da olmayacağını ben düşünüyorum. Seyirci gözüyle baktığım zaman da asena survivor'a gerekli diye düşünüyorum. Bu yüzden de asena'nın elenmeyeceğini düşünüyorum. Aziz'e baktığımız zaman aziz de asena'nın erkek şubesi hı hı. yani survivor'da aziz de asena'nın erkek şubesi olarak görüyorum. Yani o da e, çok iyi bir performans ortaya koyamamasına karşın o da renkli bir yarışmacı. Yani Aziz ne diyecek, Aziz ne yapacak diye bekliyor insanlar. Aziz'in de ben gitmeyeceğini düşünüyorum. Cansu'ya baktığım zaman Cansu'nun sevinenin çok olduğunu düşünüyorum. Cansu'nun bugüne kadar vermiş olduğu o cengaverce yarışmaların ve göstermiş olduğu tavırların seyirciye işlediğini ve seyircinin ondan bir elektrik aldığını düşünüyorum. Sevildiğini düşünüyorum. Cansu'nun da eğlenmeyeceğini düşünüyorum. Ertuğ'a geldiğimiz zaman Ertuğ da ee, aslında e, çok ön plana çıkmayan ama e, yine de konuşulan, her yaptığı e, ekstrem olaylara damga vuran o tarz bir yarışmacı. Ben Ertuğ'un da e, bir sevenlerinin ve yanında olanların olduğunu düşünüyorum. Ertuğ'un da eğlenmeyeceğini düşünüyorum. Benim bu sefer eğlenme adayım Halil. 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 Neden Halil dersen... Şimdi, geçen hafta da Halil değil miydi? Evet, geçen hafta da Halil. Geçen hafta Murat Eken gitti. Ben Halil demiştim. Ee, ben yine Halil diyorum bu hafta. Neden dersen, e, Halil'in gitme şeyini şöyle. Halil şimdi sürekli bir sakatım diyor ben diyor. Buralarım ağrıyor diyor. Oram ağrıyor diyor. Buram ağrıyor diyor. Ve Halil'in böyle çok large tavırları var. Yani bu large tavırları sanki yani hani izleyiciye sanki bir elektrik vermiyor veya Halil'i ben destekleyeyim de Halil ileride şunu yapacak tavrında bir yarışmacı olarak Halil'i görmüyorum ben. Halil seyirciye yani ben gitsem de olur, kazansam da olur. Öyle bir tavrı var. Bu tavır da o large tavırın ben seyirciye geçmediğini düşünüyorum. Üstelik ve üstelik bugün Halil eğer takımı yenilirse Halil potaya girecekti. Halil böylesine bir gecede 3'te 0 yapıyor. Yani bir insan potaya gireceği bir gecede Potaya gireceği bir oyunda eğer 3'te 0 yapıyorsa o yarışmacının isteksiz olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü adam ne yapar ne eder oraları kırar parkurları kırar. Rakiplerle öylesine bir boğuşur ki tam potaya gireceğim kurtulayım diye. Ve böylesine bir gecede 3'te 0 yapan sonra <laughs> e, ikinci oyunu da kaybettiler biliyorsun. Yani sırf dokunulmazlık bir oyun daha vardı ödül oyunu onu da kaybettiler. Onu bile kaybettikten sonra Halil'in hala ben güldüğünü görüyorum. Yani Halil'in bir umursamazlığı orada arkadaşlar alıyorsa söylemiştim ama ikinci oyundan sonra da Halil'in yine bir gülmesi var ve o gülmesi bana artık Halil'in yani ben yarışıyorum kaybediyorum gülüyorum o tarz bir e, yarışmacı hüviyetinde olan Halil'in ben artık e, eleneceğini düşünüyorum tabii ki biz burada tahminlerimizi yapıyoruz ama bizim her yaptığımız tahminde tutacak diye bir şey yok halk belki de Halili yollamayacak ama. Madem biz burada konuşuyoruz bir aday belirliyoruz. Benim adayım Halil. Buyurun. Ben de tahminime gelmeden önce kısa bir oyundan e, konseye bir değerlendirme tabii, tabii, yapmak tabii, istiyorum. Tabii tabii Şimdi aslında Halile gelmeden önceki bütün e, pota değerlendirmesini bu akşam yapmıştım yani birey anlamında Asena, Cansu, Aziz ve Ertuğ ayrı ayrı değerlendirmiştim. Bugün Halil eklendi. Mavi takımın e, artık mavi takım diyemiyoruz vesaire demiştik ama Aklı olan bir Survivor'ın, Survivor matematiğini bilen diyeyim yani aklı olan tabii ki değil ama Survivor'ı biraz da okumayı bilen bir e, Pota'daki bir yarışmacının kırmızılardan muhakkak Buse ya da Kürşat girme olasılığı e, göz önünde bulundurulduğunda birini sokmak isteyeceklerdir Pota'ya diye düşünmüştüm. Bugün ben gerçekten herkesin kendi performansına göre değerlendirelim. Asena, Cansu, Aziz üçlüsü. ilk turu kazanan kim? Maviler. Kim var e, ilk turda çıkan? Asena, Cansu, Aziz. Bu üçü de Pota'da ve bu üçünün de özellikle Asena ve Aziz'in Survivor iyi okuduğunu düşünüyorum. Bak Asena 5'te 2 yapmış. Zaten e, kendine göre aslında normal bir performans. Yani oynamamış diyemeyiz ya da isteksiz diyemeyiz. Hani Asena çok fazla 5'te 4, 5'te 5 tarif bir yarışmacı değildi. Elinden geleni yapmış bir Asena görüyorum ben bugünkü oyunda. Aziz kendini de bence açmış. %50'nin altında oynuyor normalde. 6'da 3 yapmış. %50'ye tekrar ediyor. 6 kere oyuna çıkan bir yarışmacı çok olmuyor Aziz aslında eskilere baktığımızda. E, elinden geleni yapmış bir aziz ve elinden geleni yapmış bir cansu gördüm bugün ve ilk turu da alan bir maviler. Çünkü bence bu isimler dün akşam da dediğimin arkasındayım. Gerçekten kazanmak ve kırmızılardan birini sokmak istiyorlardı. Oyunun hiç umurunda umur, e, umurunda ay konuşamadım umurlarında. E, oyun umursamayan da bir grup vardıysa eğer Murat abiye katılıyorum Halil açıkçası Özgür'ün sıkıntısını bilmiyorum. Hani ben Özgür'ün her zaman e, doğru yaptığında veya iyi olduğunu düşündüğünde destekleyen ve Onunla ilgili pozitif yorumlar yapan bir insanım ama Özgür'e ben dörtte biri e artık yakıştırmıyorum ve çok üst üste oldu bu. Ve hani bireysele geçmek isteyen bir Özgür olarak da olayı yumuşatmayacağım. Yani oynamak zorundasın maalesef. Eğer performansın gerçekten fiziksel bir sebepten kaynaklı düşmediyse bu Özgür bildiğimiz Özgür değil. Dörtte bir Özgür, dörtte bir Ertuğ, üçte sıfır Halil. İkinci turda verilmiş bir oyun görüyorum burada. Ve Özgür'ün pota umunda değil zaten kendisi potaya girmeyecek. Ee, Ertuğ aslında potada ama işte her ne sebeptense yapamıyor. Halil de 3'te 0 yapıyor. Pota'ya girme ihtimali zaten tek insan Halil'ken. Şimdi Murat abin dediği gibi ben burada biraz e, bir isteksizlik olarak yorumlayabilirim artık bunu. Özgür'ü eleştiriyorum. Pota'da olmadığı halde 4'te 1 yaptığı için ve son oyunlarda hep bu şekilde ilerlediği için. Tekrar altını çiziyorum. Çiziyorum Ben e, fiziksel bir rahatsızlık ve sıkıntı yaşadığını düşünüyorum hala. Yani ciddi olabilir ya da olmayabilir ama... Şimdi bu noktalara geldikten sonra hızla düşen bir performans. Osmancana Yusuf'a yenilmeye alışmış bir Özgür ve Yusuf'un artık birleşme sonrası yüzde olarak altına düşen bir Özgür. Osmancan'ın da altına düşen bir Özgür. Bireyselere geçtikten sonra çok kolay toparlayabileceğini sanmıyorum. Kazanmak bir alışkanlıktır çünkü. Ee, Özgür'ün yolunu hiç iyi görmüyorum açıkçası. Ona değinmek istedim. Özgürle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yalnız Özgür bu sezonun başından beri bence çok güzel götürdü. Ben Özgür'ün şu anki düşük performansını da eleştirmiyorum çünkü ben genel ortalamaya baktığım zaman Özgür yaşına göre bu Survivor'ı gayet güzel tamamladığını düşünüyorum. Hiç. Yalnız şöyle bir durum Ama var. Kendine göre çok düşük değil mi? Açıklayacağım. Ee, şu anda bu performansının bu noktada olmasının sebebi Özgür'ün genelde oyuncu seçmelerinde veya hangi oyuna çıkıp çıkmama noktasında alternatifleri çok olduğu için bu seçenekleri kullandığını ve şu anda biraz da alternatifsiz kaldığını. Çünkü Yusuf ve Can'a karşı olan mücadeleleri kaybettiği aşikar. Ee, ya bir sen başlarda stratejik oynuyordu diyorsun? Yani stratejik oynuyordu görüyorduk zaten stratejik oynadığını. Ha ona rağmen şu anda bir e, doz aşımı olmuş olabilir. Hani Özgür e, vücudu yetersiz kalmış olabilir. Doğal olarak şimdi orada yani 20 yaşındaki adamla 50 yaşındaki adam mücadele ediyor. Ben Özgür'ün şu performansında da... Özgür'ü performans noktasında eleştiremem. Yaşına göre çok iyi bir yarışmacı çünkü genel ortalamaya baktığımız zaman. Ha o işin triklerini de biliyordu. Adamını seçiyordu, oyunu seçiyordu. Alternatif çoktu. İçerisi kalabalıkken bunları akıllı olan adam bunları yapar. Özgür yaptı. Bu da iyi bir survivor olduğunu gösterir bu arada. Şu anda yapamıyor. Dediğin gibi alternatifsiz kaldıkça içeride sadece e, Yusuf, Osmancan gibi yarışmacılar kaldıkça Özgür'ün işi daha da zorlaşacak. eee <laughs> açıkçası ben yine de bu halini başarılı buluyorum. Evet. Tabii çok kısa bir şey değil mi ona? Tabii. Yani ben de bu arada yanlış anlaşılmasın. Özgür'ün performansına gelene kadar neler var diyebilirsiniz bana yani. Özgür'ü mü eleştiriyorsun? Bunun sebebi Özgür'ün benim için bir şampiyonluk adayı oluyor oluşu. Yani ben Özgür'ü en başından beri bir şampiyon adayı olarak izlediğim için. Şimdi yalan söylemeyeyim. 36 kişiyi de ya da 34 kişiyi de şampiyonluk adayı olarak izlemedim. Ve değillerdi benim gözümde. Hı hı. Ama Özgür benim için gerçek bir şampiyonluk adayı olduğu için kendisine göre olan bu düşüşü çok gözle görülür oldu. Yani bu performans. Özgür için, Yaşı için, e, böyle devam etse de alkışlanacak bir performans Survivor için. Ama şampiyonluk için değil. Bir de çok kısa istersen Pota ile ilgili fikrimi söyleyeyim. E, bir ekleme yapacak mıydınız? Bir, bir konuda ekleme yapacaktı galiba. Yok. Yap istiyorsan burada tabii e, tekrar e, potayı vereyim Azade'ye. Şimdi benim eklemem şu. Şimdi benim bir şey dikkatimi çekti. O bana çok enteresan geldi. Şimdi bunlar... Bestofa çıkacaklar ya. Tamam. Geçtiğimiz günlerde de Aziz çıktı Bestofa biliyorsun. Evet. Ve ben demiştim ki ya demiştim bu üçlüye bak, bir de bu üçlüye bak Aziz'in olduğu bir üçlüyle diğer üçlü. Şimdi arkadaşlar onu da verebilirlerse yine bu akşamki üçlüleri görelim. Ben aynı aldırdım Bestofa çıkan üçlüler. Şimdi bak burada bir üçlü e, Aziz'in olduğu bir üçlü, Hı -hı. bir de diğer üçlü yani diğer üçlü zaten uçuyor. şu üçlüye baktığı zaman bu üçlü uçuyor abi. Bu üçlüyle ben o zaman da demiştim ki bu üçlüyle o üçlüyü yüz bin kere karşılaşsalar Bestof'a çıktıkları zaman bu üçlü bu üçlüyü yüz oyunun yüzünde de yener. Yani daha önceden heyecanlanmıyorum bile ben demiştim. Bu akşam da heyecanlanmadım ve bu üçlünün kazanacağına adım Murat Özer olduğu kadar emindim. Neden dersen bu üçlüyle bu üçlü arasında siyahla beyaz kadar fark var. Ve Aziz'in yine bestofa çıkması. Ha Aziz ondan önce şunu yaptı bunu yaptı. Onlar Tabii ki önemli ama best of ofta aziz olmaz. Azizi ben gördüğüm anda diğer üçlünün o takımı yeneceğine adım kadar görüyorum. O zaman şöyle o seçme anının da caner bir aramızda dönsün. Hani bir arada bir muhabbet oluyor ya seçme sırasında. İşte Ona ben caner zaten ben söyledim çocuklar alın diye. Tamam işte, mı? Evet evet. Ha, bu değil bu değil. Hayır bunu da bu da abi şimdi iki takım bak konuşuyorlar bak ses verebilir mi? Tak 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 bu mu acaba?